Yatak odamızın içerisine diğer dekorasyon elemanlarını tamamlayalım bu derste de. Önce üst görünüşe geçiyorum. F3. Eksik olan bir halımız vardı. O halıyı yapacağız. Burada kartonpiyer için kullandığımız kesit var. O kesiti seçip siliyorum. Halıyı 3 parça halı olarak da modelleyebileceğimiz gibi tek parça oluşturup da bunun üzerine ileride Verain far özelliğini kullanarak buraya halı tüyü oluşturacağız. Bu nedenle buraya komple bir box olarak oluşturmakta fayda var. Klavyeden I harfine basarak ekranı kaydırıyorum. Biraz orta tekerleği döndürerek yaklaşıp uzaklaşıyorum ekrandan. Alanı oluşturduktan sonra yüksekliğini tayin ediyoruz. Yükseklik değeri 1 santim yeter. C harfiyle kameradan bakalım. Halıyı oluşturduk. Başka burada eksik tabi tablolar var. Mesela burada oluşturacağımız resim ve tablolar var. Onlar için de bu karşı duvarı kullanacağız. Perspektife geçelim. Şuradan zoomlayarak bakalım. Evet. Bu karşı duvarda görmüş olduğunuz alanda tablolar oluşturacağız. Tablolar oluştururken direkt box nesnesini oluşturarak bunun üstünden düzenleme yapacağız. Box nesnesi ile auto grid seçeneğini check ediyorum. Buradaki yüzeyde birkaç tablo oluşturalım. Yüksekliğini tayin edelim. Sağ tıklayıp çıkalım. Derinlik değeri 4, genişliği 95, yüksekliği 60. Bir tane nesne oluşturduk. Aynı nesnenin devamında burada bir tane daha oluşturacağız. Hadi yine yüksekliğini tayin edeceğiz. Kalınlık değeri 4'tü hatırlarsanız. Yükseklik 65'ti. Buradaki değerler değişti tabi. 60, 65. Ön görünüşe geçelim. Ön görünüşten bakalım. Ölçülerinde problem olmaması için. Burası 65 olacak. Pardon, 60 olacak. Kalınlık değeri 4 olacak. Perspektiften bakalım. Buradaki nesneleri de poli nesneye dönüştürüyorum. Bu arada kalınlığı vermişiz, evet. İç kısmını seçerim. Burada poligonunu seçtikten sonra insert diyerek kenar çıtası ekliyoruz. Kenar çıtası 2 santim olsun. Ardından extrude seçeneğiyle extrude değerini içe doğru yapacağım. İşlemi en son uyguladığımız işlemi geri alıyorum. Sağ tıklayıp editable poly yüzeyimizi seçtik. Insert. Burayı değeri 2 yapmıştık.
işlemi check ettik. Extrude seçeneğini bu sefer içeri doğru ayarlıyoruz. Onu da eksi 2 kadar ayarlıyoruz. İşlemi tamamlıyoruz. Buraya resim gelecek. Burası çerçeve. Aynı şekilde buradaki tabloyu da oluşturuyorum. Yüzeyi seçtikten sonra insert bir defa değeri kaydettik. Ancak bu değerde bir oynama olmuş. 2 santim. Ardından extrude değerini buraya eksi 2 olarak giriyorum. Ve tabloyu oluşturuyorum. Bu iki tabloyu da oluşturduk. Kameradan bir daha bakalım. Eksik hangi parçalarımız var? Burada dekoratif amaçlı eşyalar konumlandıracağız. Onlar eksik. Burada tabii güneşlik perdemiz var, ancak tül perde de oluşturmakta fayda var. Onu da oluşturalım.